Gittik vatandaşa sorduk. 40 milyon çıksa ne yaparsınız diye. Ama işin sağlık tarafıyla da ilişkilendirerek sorduk. Onların verdikleri cevapları da bizim çok sevdiğimiz hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a, psikiyatri hocamız Nevzat Tarhan'a, onların verdikleri cevapları götürdük. Hocam da üstüne yorum yaptı. Var ya, ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Gelsin. Size çıkmış olsa ne yaparsınız? Vallahi kafayı yerim, etek giyip gezerim ya. Vallahi onu takar gezerim yani, onu bile yaparım. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? İstanbul'dan Adana'ya kadar yürürüm. Kışın ortasında denize atlayabilirim mesela. O heyecanla artık o andaki ruh durumuma göre en büyük çılgınlık olan etek bile giymeyi düşünebilirim yani. İnsanlar bu kadar zayıf bir ihtimal, mesela 1 milyonda bir, 4 milyonda bir ihtimal için kişi bilet alıyor ve böyle bir ihtimal için büyük bir heyecan hissediyor. Büyük ikramiyesi çıksa ne gibi bir çılgınlık yaparsınız? Vallahi onları uçururum, ondan sonra denize. 40 milyon size çıksa ne gibi bir çılgınlık yaparsınız? Önce uçak bileti alırım, sonra bir sürü yiyecek maddesi alırım, onları yerim. Uçak biletiyle Antarktika'ya giderim, orada yaşamaya başlarım. Ödül çıkmasa bile ödül çıkıncaya kadar ki o çıkabilecek ihtimalinin heyecanı insanlarda bir mutluluk, geçici bir mutluluk uyandırıyor. Aslında insanlar bilete parayı verirken bilete vermiyorlar. Buradaki bu haz duygusuna veriyorlar. Kişi gerçek hayatta başaramadığı konuları hayal dünyasında başararak kendisini avutuyor. Piyango bileti aldınız mı? Aldık. Peki büyük ikramiyesi çıksa ne yaparsınız? Nasıl bir çılgınlık yaparsınız? Ay'a giderim. Herhalde takımımı değiştiririm, kız arkadaşımı kaçırırım, okulumu değiştiririm, okulumu bile satın alırım yani. Çok güzel. Şey güzeldi, orada bir delikanlı şey demiş. Bir süre uçak bileti alıyor, yanına yiyecek alıyor, o yiyeceklerin hepsini Antarktika'ya gidiyor. Yani Antarktika'da ne yaparsın canım kardeşim benim? O ilginçti benim için. En sondaki delikanlı da çok ilginç. Kız arkadaşını kaçırmış. Kaçırmana gerek yok. Sen 40 milyon deyince kızı sana getirirler zaten hopu. Niye kaçırıyorsun ki yani? Babası önce nerede benim damat diye. Babası arar, evladım kaçırmana gerek yok. Ama şey güzel, okulu satın alırım. O da güzel. Hoca çok önemli bir şey söyledi sevgili Nevzat Tarhan hocam. Dedi ki aslında biz bileti satın almıyoruz. Biletin arkasındaki umudu satın alıyoruz. Oradaki mutluluğu satın alıyoruz. 3-5 günlüğüne de olsa hayallerimizi güzelleştirmeyi satın alıyoruz. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla benim aslında biletten kastım oydu.